Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde Hindistan'a hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ziyaretim Cumhurbaşkanı düzeyinde ülkemizden Hindistan'a 7 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olacak. ABD'li askerlerin PYD ile yakın ilişkisine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konvoylarda ABD'nin bayraklarının olması bizleri ciddi manada üzmüştür. Trump'a göstereceğiz bunları, dedi. Ne yazık ki bu konvoylarda her iki ülke bayraklarının, ülkede demeyeceğim, YPG gibi bir terör örgütünün paçavralarının olduğu bir konvoy içerisinde, tabii Amerika'nın bayraklarının olması, dalgalanması bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunları da tabii 16'sında yapacağımız ziyarette Sayın Başkan'a buyurun diyeceğiz, göstereceğiz. Ve madem ki biz uluslararası teröre ortak olarak karşıyız, o zaman bu durum nedir diye kendilerine bunları göstereceğiz. Çünkü terörle mücadele eğer ortak bir platformda yürümezse bugün bize, yarın bir başkasına olacaktır. Bunu paylaşmamız lazım. Ve bu geleneğin, buna gelenek diyorum, çünkü Sayın Obama döneminden başlayan bir süreç şu anda henüz devam ediyor. Bunun artık noktalanması lazım. Aksi takdirde hem bölgedeki bu sıkıntı böyle devam edecektir, hem de kendileri rahatsız olacak. Bizler de iki NATO'nun ortak ülkesi, stratejik müttefikler olarak bundan ciddi manada rahatsız olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gece ansızın gelebiliriz mesajını yineleyerek, biz endişeyle yaşayacağımıza, onlar korkuyla yaşasın ifadelerini kullandı. Her zaman söylediğim gibi, o zaman biz göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu ifademi tekrardan kullanıyorum. İşte Karaçok'ta ne olduysa, Sincar'da ne olduysa, artık biz bunlara devam etmek durumunda kalacağız. İşte dün de söylediğim gibi, hani bir gece ansızın gelebiliriz derken bunu kastediyorum. Bütün oralardaki terör örgütlerine herhalde tarih vererek, haber vererek gidecek değiliz. Ama bilecekler ki Türk Silahlı Kuvvetleri her an buralara gelebilir. Biz endişeyle yaşamaktansa onlar korkuyla yaşasınlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabinede revizyon olup olmayacağına yönelik soruya şu karşılık verdi. Tasarruf alanına ben tabii ki Cumhurbaşkanı olarak giremem. Şu anda gündemde böyle bir şey söz konusu değil. Ama ileride ne olur, ne biter, onu da şu anda söylemek yanlış olur. Sağlıklı bir şekilde yürüyen şu anda bir hükümet yapısı var. Ekonomide şu anda sürekli bir yükseliş trendi içindeyiz. Bunun daha da iyi bir konuma geleceğini. Ama her alanda da tabii ki hükümetimizin başarısı, bu başarıyı değerlendirme, bu noktada Sayın Başbakan'ın kendi tasarrufları her an olabilir. Ha, bu tasarrufları tabii ki Cumhurbaşkanı olarak paylaşma imkanımız da olacaktır. Yani ne bir kapama ne de böyle bir karar yetkisi açıklama gibi bir anlayışım söz konusu değildir. Buradaki yetki Başbakan ve hükümete aittir. Bütün bizim temennimiz ülkemizin geleceği için en hayırlı olan neyse odur.